Aziz Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, genel başkan olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 1 Haziran 2022 tarihli grup toplantısında bizlerin burada tekraren ifade etmekten ar edeceğimiz bir ifadeyle Türk kadınına alenen hakaret etmiştir. Cumhurbaşkanının tüm televizyonlarda canlı yayında alenen kullandığı ifadenin açıkça hakaret suçunu teşkil ettiği Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarından da sabittir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı bu eylemiyle Anayasamızın 103. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı yeminini de ihlal etmiştir. Bizler Türk kadınları adına, tüm kadınlar adına toplumsal ve siyasi vazifemiz gereği Sayın Cumhurbaşkanının suç teşkil eder eylemine istinaden Ankara Cumhuriyet Savcılığı nezdinde şikayette bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanının hakaret suçunu alenen tüm televizyonlar önünde canlı yayında ve en önemlisi Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında işlemiş olmasının ağırlaştırıcı neden olarak değerlendirilmesi, mübrez eylem ile hukuki dayanağının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alan Cumhurbaşkanı yeminin ihlal edilmiş olmasının da soruşturulması, talepli olarak şikayet dilekçemizi Sayın Cumhuriyet Savcılığımıza arz ettik. Bağımsız Türk Yargısı'nın şikayetimize istinaden hukukun gereklerini eksiksiz ve adil bir şekilde yapacağını, failin siyasi kimliğinden etkilenmeksizin başta anayasamız olmak üzere kanunlarımızın emirlerini yerine getireceği olan inancımız tamdır. İyi Parti Kadın Politikaları Başkanlığı olarak bizler de başlattığımız hukuki sürecin sonuna kadar takipçi olacağız. Kamuoyuna saygıyla arz ederim. Teşekkür ederim. Aynı yere bas.